Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri 2020 yılını Karkamış yılı ilan ettikleri proje kapsamında Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ve Devri Alem Para Müzesi sahibi Esat Kaplan'la birlikte Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. Kentte 4 günlük program kapsamında bölgenin tarihi ve kültürel yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, Gaziantep'in tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yapacak oldukları iki önemli projeyi anlattı. Ulus Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kalfa projenin detaylarından bahsetti. 2020 yılını Ulusal Karkamış yılı ilan ettik ve bunun lansmanını 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirdik Uludağ Üniversitesi'nde. Gayet büyük bir lansman oldu bu 600-700 kişinin önünde düzenledik bunu ve basın oradaydı. Bunu tüm Türkiye'ye duyurduk. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'ndan Bursa İl Kültür Müdürü Ahmet Gedik de bizimle birlikteydi. Bu açıdan çok etkili bir lansman oldu. Açımızdan oldukça gururlu bir iş bu. Çünkü öğrenci topluluklarının öğrencilerin daha önceden kalkışmadığı bir işti bu. Ali Başkanın da bunda emeği çok büyük. Karkamış Belediyesi'nin emeği büyük. Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan projenin çok önemli olduğunu vurguladı. Yaklaşık 4 ay Önce bu e, programa başladık. Programdaki amacımız, daha doğrusu arkadaşların amacı buradaki amacı, Karkamış'ı tanıtmak, Karkamış'ın tarihini e, ön plana çıkartmak, farkındalık yaratmak. E, bu konuyla alakalı bir defa bizleri ziyaret ettiler. Daha sonrasında üniversiteye gittikten sonra Başkanım bizim e, önümüzdeki dönem 2020'yi Karkamış e, yılı adı altında adlandıracağız. Biz e, bir de program yaptık. Programda içeriğini bana anlattılar. Emojinler dünyada ilk e, emojin figürü Karkamış kazılarında çıkmıştır. E, bunu bütün Hakikaten. belki Gaziantep'ler bile bilmiyordur. Aynı zamanda ilk sözleşmenin yazılı hale gelmesi Kadeş anlaşmasının yapıldığı yerdir Karkamış. Yani hem ticaretin merkezidir, hem de ilmin merkezidir. Demin de Buran Bey söyledi, e, bütün savaşlar, bütün anlaşmalar, bütün ticaretler e, bu Karkamış üzerinden ilerlemiştir, devam etmiştir. O yüzden Karkamışı hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurmak için el ele bu programın içindeyiz. E, Gerete televizyonla e, ve Yönetim kuruluna İbrahim Bey bize bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ederim. Kalfan'ın ardından sözü Ulus Sanat Onursal Başkanı ve 2020 Ulusal Karkamış Yılı Başkanı Burhan Kurtulmuş aldı. Keşif projeleriyle aslında çeşitli şehirleri gezdik ama Antep bizi açıkçası büyüledi. Gerek tarihiyle, gerek yakın tarihiyle, gerek vatanseverliğiyle Antep Savaşıyla, gerekse yemeğiyle e, bir de insanını tanıdık. Antep'in insanı da kendine has. E, Antep bizi büyüledi. Biz de e, malum akademik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama bunun yanında bir farklı durum daha vardı. E, bu bölgede yani Mezopotamya'nın sırtında bu bölgede her gün her yıl öğreniyoruz ki dünyanın merkezi burasıymış. Ve giderek e, bütün akademik ağırlıklı kurumların araştırma kurumlarının, enstitülerin, üniversitelerin kabul ettiği bir durum haline geldi. Dünyanın merkezi burası. Peki Göbekli Tepe'den mi ibaret bu coğrafyanın antik kentleri, ticareti, insanlıktaki medeniyetteki ağırlığı? Böyle olmadığını hep düşünüyorduk ve birer birer aynı Karkamış gibi burada farklı buluntular da çıkmaya başladı ve Karkamış Bizim dikkatimizi çekti bu e, kaşık projesi sırasında biz de ulus sanatta çeşitli e, şura toplantılarından sonra değerlendirmelerden sonra e, bunu ilan etme kararı aldık.